Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Python serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar F karakter dizisini göreceğiz. While for döngülerini göreceğiz. Range fonksiyonunu göreceğiz arkadaşlar. Ve listelerden kısa bir bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar. İlk olarak F karakter dizisinden başlayalım arkadaşlar. Şimdi mesela bizim input diye bir fonksiyonumuz vardı, hatırlarsınız. Diğer derslerde bahsetmiştim. Kullanıcıdan veri alıyorduk, değil mi? Ve bunu eşitliyorduk. Tabii ki şöyle yapmak suretiyle. Mesela bir integer ya da float değeri alıyorduk gibi. Ve bunun içine de mesajımızı yazıyorduk, değil mi? Mesaj. İstediğim bir şey yazıyorduk. Böyle hatırlıyorsunuz. Arkadaşlar bu mesela değişkeni biz şu şekilde print'in içinde yazdırabiliriz. Fakat ben bir metin oluşturuyorum. Yani metinsel bir de string veri tipi oluşturuyorum. Burada arkadaşlar diyorum ki yazdığınız öge budur diyorum. Ve A dediğim zaman arkadaşlar çalışmayacak. Bunun için arkadaşlar bizim küme parantezlerimiz vardır. Parantezler arkadaşlar. Fakat küme parantezlerini koyup bu A buna eşit değil arkadaşlar. F5 attığınız zaman arkadaşlar task works continue. Debugger'dan şu Python file seçtim. Çalıştıralım arkadaşlar. Bakın ne çıkacak. Tabii şunu şey yapalım. Hatta şunu değiştirip A'yı 10 atayalım. Şöyle daha doğru olur. Evet. İlk böyle gösterelim. Evet. Yazdığınız öge budur. A'yı gösterdim. Arkadaşlar bizim karakterimiz var. F diye. Bu F arkadaşlar. Bu metinsel değerin başına yazdığınız zaman arkadaşlar bakın. Renklendi. Bu artık diyor ki bize arkadaşlar. Senin burada metinsel değer dışında, yani metinsel değerin string'inin içinde farklı bir kelime yer alıyor demek. Farklı bir terim yer alıyor. Küme parantezi bunu ifade eder. Küme parantezi kullanmak için de F karakter dizimizi kullanıyoruz arkadaşlar. Burada bir sıkıntı yok sanırsam. F5'in bakın ne olacak. Yazdığınız öge budur 10. Şimdi arkadaşlar Ctrl Z yapalım. F ekleyelim buraya. Ctrl S yapalım. Float değer istedik. Integer isteyelim. F5 yorum arkadaşlar. Evet mesaj 20 yazdım. Yazdığım gibi bu doğru 20 diye yazdı arkadaşlar. F karakter dizisi bu işe yarıyor arkadaşlar. Bunun olayı da budur. Şimdi döngülerden önce biraz listelerden size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Listeler bizim normal arkadaşlar günlük hayattaki listelerimiz. Mesela market listesi. Ne alınacak? Ekmek alınacak, marul, patates, barbunya, tost ekmeği, kaşar peyniri, kiraz alınacak gibi. Market diye bir liste tanımlıyorum arkadaşlar. Listeler yine arkadaşlar değişken gibi bir ad veriyorum listeme arkadaşlar. Ve buraya da ekmek, marul, patates yazdım. Gördüğünüz gibi. Mesela ben listemi print etmek istediğim zaman print market dediğim zaman arkadaşlar ekmek marul patatesi gördük. Çok güzel. Peki listeler ne işimize yarıyor arkadaşlar? Arkadaşlar listelerin içine farklı şeyler eklediğimiz zaman bunlarla işlemler yapabiliyoruz. Mesela döngülerden bahsedecek olsak bizim for döngümüz var. Birazdan for döngüsüyle size bunları daha iyi anlatacağım arkadaşlar. Tabii ki ilk while döngüsünden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. While for. While iken demek arkadaşlar for için. Yani bu şartı sağlar iken bunları döndür. Ha, tabii ki bunun içinde bunları döndür demek arkadaşlar. Böyle çalışır.
Şimdi daha iyi anlayacaksınız. While diyorum. A diyorum. Tabii A'yı bir önce tanımlamak gerekiyor arkadaşlar. A'yı 10 diyelim. Ya da 100 diyelim. Arkadaşlar A diyorum. 100'den küçükse diyorum. Tabii ki intense kullanıyoruz. Noktalama işaretimiz iki nokta üst üste kullan. While A 100'den küçükken A'yı diyorum arttır diyorum. Yani burada arkadaşlar bu operatörümüz arttır, bir arttır ve ata demek. İşlemde artı bir, bir arttır A değişkenini ve A tekrar ata demek arkadaşlar. Ve print A diyorum. Çalıştıralım bakalım ne olacak. Nerede hata yaptık? Çalışmadı. Evet, A'yı 100 yaptık arkadaşlar. Bu yüzden çalışmadı. A'yı 1 yapmamız gerekirdi. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar arttırdı sürekli. Bu bir döngü arkadaşlar. Peki while'la başka neler yapabiliriz arkadaşlar? Tabii şartları kontrol ettiğimiz zaman arkadaşlar while true döngümüz var. Ondan da bahsedeceğim. While'la bu tarz işlemleri yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ne yapalım? Bir de while true'dan bence örnek verelim. While true'da arkadaşlar bizim break ve continue deyimlerimiz var arkadaşlar. Onlardan ilk önce bahsedeyim. Break kır demek. Continue devam et. Devam et. Break kırmak arkadaşlar. Continue devam etmek. Şimdi while da true demek arkadaşlar. While true. While her zaman doğru dönecek. Bir şart sağlamaya gerek yok. While her zaman doğru dönecek. Ta ki döngüyü kırana kadar. While true dedim arkadaşlar. Mesela ne diyelim? Bir input bir veri alalım arkadaşlar. B diye bir değişken tanımlıyorum. Kendisi integer olmasını istedim. Buraya input açalım öncelikle. Şu şekilde input'u bir açalım. Input fonksiyonu. Evet. İstediğiniz ya da yaşınızı girin diyeyim arkadaşlar. Yaşınızı giriniz diyorum. Burada arkadaşlar yaşınızı girin dedim. Şimdi benim bir koşul sağlamam gerekiyor. If else, if yani elif. Bunları sağlamak gerekiyor arkadaşlar. Geçen dersimizde bahsetmiştik. If diyorum arkadaşlar. Diyorum ki B eşit eşit 1 ise parantez içine alalım. B diyorum arkadaşlar. 1'e eşitse diyorum. Bu yaş ne? Bebek misin? Diye bir şaka amaçlı bir print fonksiyonu yazalım. Bu yaş ne? Bebek misin? Continue. Continue yani arkadaşlar B 1 eşitse devam et. Döngüye devam et diyorsun. Gerçi her zaman dönecek. Ondan dolayı bir yazmaya da gerek yok. Bu normal while iken döngülerinde yani normal bir şart döngülerinde bir şart sağlandı. Şu an bir şart sağlamadık. Şart sağladığımızda continue diyebilirsiniz. Tabi burada da bir sıkıntı yok. Else if arkadaşlar elif yani. Diyorum ki 5 eşit 15 print yaşın iyiymiş. Büyüksün. Büyüksün. Kayıt olabilirsin. Desin diyorum. Ve arkadaşlar break deyip döngüyü kırıyorum. Ne yaptık şimdi? Dedim ki while her zaman doğru dönecek dedim. Dedim ki burada yaşınızı girin dedim. If yaşın 1, yaş 1 eşitse bu yaş ne bebek misin dedim. Döngüyü devam ettirdim. Eğer yaş 15 eşitse yaşın büyükmüş kayıt alabilirsin. Döngüyü kır dedim. Çalıştıralım. Bakın bu yaşta bebek misin? Bakın devam ediyor arkadaşlar. Döngü devam ediyor. Sürekli bana sormaya devam ediyor. Peki 15 dersem? Yaşın iyiymiş, büyükmüş. Pardon, büyüksün, kayıt olabilirsin. Bakın döngüyü kırdı arkadaşlar. While da bu işe yarıyor arkadaşlar. Continue break deyim derim. Tabii ki arkadaşlar bunları daha iyi anlayacağız.
uygulamalar geliştireceğimiz için orada çok çok iyi anlayacaksınız neyin ne olduğunu. Çünkü yani bu basit uygulamalarla tabii ki anlamak zor. Ben de başta öyle zorlanıyordum. Tabii ki uygulamalara geçene kadar uygulama geliştirmeye başlayacağımız zaman çok daha iyi anlayacaksınız. Tabii ki şu an bunları izlemeden geçmeyin. Bunları izlemeden geçerseniz ortada hiç anlamayabilirsiniz. Yani gene bunları izleyin. Anlamazsanız bile izleyin. Yine bir aşinalığınız olur. Şimdi arkadaşlar listelerden for döngüsüne devam edeceğiz. Arkadaşlar for döngüsü için demek de for diyorum. Bir terim oluşturuyorum. Ne diyeyim? Sayı. Sayı dedim. In dedim. Sayılar. Print sayı. Bu ne demek şimdi? For. Sayı demek. Sayı. Sayıların içinde. Yazdır sayıyı. Şöyle bir şey düşünelim arkadaşlar. Sayılar arkadaşlar. Sütümüz olsun. Sayı dediğimiz şey de bardağımız olsun arkadaşlar. Ben sayıları bunları bardağa boşaltıyorum. Sütü boşaltmak gibi boşaltıyorum arkadaşlar. Ve boşalttığım sütü de bana vermesini istiyorum. Sanırım iyi anlatabildim. Sayılar dediğimiz şey listeyi yani süt olarak düşünün. Ya da bir meyve suyu olarak düşünün. Sayı yani bardak. Sayı bardak. Bardağı boşaltıyorum. Print sayı diyorum. Arkadaşlar buradan da bakalım neyimiz çıkacak. Sizde ne çıkacak arkadaşlar? Tahmin edenler şu an tahmin etsin. Çünkü hemen yazacak. Evet. Gördüğünüz gibi listeyi full yazdırdı. Evet arkadaşlar. Peki bu neden? Nasıl? Yani neye de kullanılır? Ne işimize yarayacak? Arkadaşlar diyelim kullanıcıdan bir sürü veri aldınız. Verileri teyit etmek istiyorsunuz. Verileri buraya yazdırırsınız. O F şeyle gibi, F terimi gibi arkadaş karakter serim. Bunu yazdırırsınız. Onaylıyor musun? While iken döngüsüyle. Hayır derse while tekrar başlar. Yine for'la da bu şekilde kontroller yapılabilir arkadaşlar. Çünkü bir için döngüsü. Süper arkadaşlar. Şimdi print sayı dedik. Evet, şimdi tabii for döngüsüyle matematiksel işlemleri de yapabiliyorduk. Print fonksiyonuyla yapabildiğimiz gibi. Mesela arkadaşlar sayı değişkenimiz için şöyle tercih metinsel değer string açalım. Sayılarınızın ikinci kuvveti yani karesi f terimimizi yazıyoruz arkadaşlar karakter terimimizi. Sayı yıldız yıldız 2. Yıldız yıldız üs alma operatörü arkadaşlar. Bir deneyelim bakalım ne çıkacak. Hata çıkacak mı? Evet arkadaşlar hatamız çıkmadı. Gördüğünüz gibi sayılarınızın ikinci kuvveti. 1'in ikinci kuvveti 1. 2'nin ikinci kuvveti 4. 3'ün ikinci kuvveti 9 falan filan. 9'un ikinci kuvveti 85. Bu şekilde de arkadaşlar for döngüsüyle işlemlerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz. Kontrolleri, çarpma toplama işlemlerini vesaire for döngüsüyle bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet. Bizim bir de arkadaşlar range fonksiyonu diye bir fonksiyonumuz var. Bu da döngülerde koşul ifadelerinde falan kullanılabilen bir şey. Şimdiki while true diyorum. Yanlış yazdım. While'ı true'ya sokuyorum. Diyorum ki arkadaşlar if dedim bir sayı giriniz nokta range neden algılamadı? Şöyle mi yazacaktık? Evet. Arkadaşlar ben sorunu çözdüm. Eşit eşit kullanmışız. In kullanmamız gerekiyordu arkadaşlar. Yanlış oldu. A dedim range'in içindeyse içinde kullanmamız lazımdı. Şimdi F5 yapınca çalışacak. Evet yazdığın sayı uygun değil dedi arkadaşlar. 101 yazdım. Şimdi 90 yazsam yazdığın sayı uygundur diyecek arkadaşlar. Evet yazdığım sayı uygundur. Bu da bu şekilde çalışıyor arkadaşlar.
Range fonksiyonu aralıklar belirtebiliyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Bugün döngüler işledik. F karakter listesini gördük. Listelerde ufacık bahsettik. Bunlar yaptık arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde artık ne yapacağız bilmiyorum. Kitap müfredatına göre gidiyorum. Oradaki sıralar nasılsa onlara doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz umarım. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşça kalın.